Geçtiğimiz hafta robotların dünyasında iki büyük gelişme yaşandı. Bu gelişmeler büyük ama robotlardan biri büyük, diğeri epeyce bir küçük. Büyük olan dünyanın en gerçekçi insansı robotu. Bir laboratuvarda cansız bir manken gibi gözleri kapalı duran bu robot, önce omzunu hareket ettiriyor. Sonra kamera arkasından birisinin parmağını ışıklatmasıyla birdenbire uyanıyor. Kısa bir süre etrafına şaşkın gözlerle baktıktan sonra kendi bedenini incelemeye başlıyor. Yüzündeki ifadeler bugüne kadar gördüğümüz diğer örneklerden çok daha gerçekçi. Bu şaşkınlık koreografisinin sonunda nihayet onu uyandıran bizleri fark ediyor ve irkiliyor mu, ürküyor mu? Sanırım neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Ve nihayet ellerini uzatıp bize gülümsüyor. Siz neler hissettiniz bu görüntüleri izleyince? Onun gibi şaşırdınız mı? Ürktünüz mü? İrkildiniz mi? Ya da korktunuz mu? Oysa size otomobil montajı yapan şöyle robotları gösterseydim yine aynı duyguları hisseder miydiniz? Temelde bu iki robot arasında hiçbir fark yok. Biri endüstriyel robot, diğeri insansı robot. İkisinde de bir sürü kabloyla birbirine bağlanmış motorlar var ve bu motorların hareket ettirdiği parçalarla dış dünyada bir şeyleri değiştiriyorlar. Birinde otomobilleri, diğerinde bizlerin yüzündeki şekilleri, ifadeleri. Doğal olarak biz insana benzeyen şeyleri gördüğümüzde diğerlerine oranla çok daha fazla etkileniyoruz. O yüzden de özellikle son yıllarda bu humanoid yani insansı robotların sayısında büyük bir artış görüyoruz. Az önce sizlere gösterdiğim Ameca adlı bu robotu yapanlar da aynı gerekçeyle onu ürettiklerini söylüyor. İnsana benzeyen bir robot yapmamızın nedeni, İnsanlarla etkileşim kurmak diyorlar. İnsan yüzü, çok yüksek bant genişliğine sahip bir iletişim aracı. Bugüne kadar yapılan diğer denemelerde her ne kadar humanoid, insansı olarak yapılsa da tam olarak benzeyemediğinden olsa gerek onlara baktığımızda arada kalıyorduk. Buna Uncanny Valley yani tekinsiz vadi denildiğini söylemiştim ve daha önceki videolarımda ayrıntılı olarak bu kavramı anlatmıştım. Şimdi ne demek istediğimi yeni ortaya çıkan örneklerle bir kez daha kısaca açıklamaya çalışayım. Hatta bunun için bu Ameca'yı da yapan Engineered Art mühendislerinin daha önceki bir denemelerini kullanalım çünkü bu etkileri çok daha net bir şekilde görebiliyoruz o örneklerde. Mesela Ocak ayında tanıttıkları Clio'ya bir bakın. Onu bir maestro gibi giydirmişler. Klasik müzik eşliğinde zarif hareketler yapıyor. İlk bakışta insan zannediyorsunuz ama daha birkaç saniye bile geçmeden insan olmadığını fark edip irkiliyorsunuz. Çünkü bu görüntü sizde o Uncanny Valley etkisini uyandırıyor. Are you ready? Gerçek insanlara kusurlu bir şekilde benzeyen böyle insansı nesneleri görmek bizlerde tekinsiz ya da garip bir şekilde ürkütücülük ve sonrasında da tiksinti duygularına yol açıyor. Hello, welcome to the future. Oysa aynı nesneyi kıyafetlerinden ve cildinden ayıklayıp görebilsek bu etki azalacak. Tam olarak kaybolmayacak belki ama epeyce bir azalacak. İşte o yüzden bu robotun bir sonraki modelini üretirken tekinsiz vadi hipotezinin neredeyse insan gibi görünen bir varlığın izleyicilerde oluşturduğu o soğuk ve ürkütücü duygular uyandırma riskini azaltabilmek için Ameca'da doğrudan bir iskelet görüyoruz. Yani bu kez farklı bir şey denenmiş. Onun robot olduğu gizlenmemiş. Bir de modern dünyanın farklı türdeki kaygılarını azaltmaya çalışmışlar. Mesela derisinin rengi gri, kızılderili değil. Ayrıcalıklarla doğan beyaz ırktan ya da sarı, kahverengi, siyah ırktan da değil. Onu yapanlar ırkının yanı sıra cinsiyetinin de belirsiz olmasına çalışmışlar. Ona bakınca ne erkek ne de kadın gibi gözükmesini istemişler. Sadece temel insani özelliklere, yüz ifadelerine odaklanmışlar. O yüzden de yüzünü griye boyamışlar. Yine de korkutuculuğunu azaltmayı başaramamışlar diye düşünüyor olabilirsiniz. Her ne kadar dünyanın en gerçekçi insansı robotu olarak lanse edilseler de teknolojik gelişmişlik açısından baktığımızda aslında bunların böyle karmaşık bir kukla ya da hatta daha da ileri gideyim bir vitrin mankeninden pek de farkı yok. Üzerindeki motorlarla hareket ettirilen mekanizmalar dışında. Dolayısıyla abartmaya da gerek yok. Bu tür robotları zaten uzunca bir süredir gösteri ve eğlence amacıyla üretiyorlardı. Bu yeni çıkan modellerin de hala bir yürümek ya da koşmak gibi vücuda ait özellikleri yok.
Ve onun bu tür eksiklerini tamamlayan bir başka popüler robot üreticisi var biliyorsunuz. Boston Dynamics. İnsansı vücut hareketleri deyince bunlardan daha gelişmişi henüz üretilmedi. Her türlü atletik hareketi kusursuza yakın bir dengeyle ve ustalıkla gerçekleştirmeyi öğrendiler. İşte tüm bu hareketleri yapabilen Atlas adlı bu robotun vücuduyla Ameka'nın yüzünü birleştirdiğinizi bir düşünsenize. Hem böyle hareket ediyor hem de böyle yüzünü şekilden şekle sokabiliyor. Bu iki robotu evlendirsek çocukları nasıl bir şeye benzerdi acaba? İyi de robotlar üreyemez ki diye düşünüyorsunuz değil mi? Artık üreyebiliyorlar. Bakın şimdi size bambaşka bir robot türü göstereceğim. Hiç korkmayacaksınız bu türdeki robotları görünce. Çünkü humanoid robotlar gibi bize benzemiyorlar. Otomobil yapan endüstriyel robotlar gibi güçlü ve heybetli de değiller. Tam tersine mini minicikler. Xenobot adı verilen bu robotlar 1 milimetre genişliğinde küçük birer biyolojik makine. Bunlar insandan çok kurbağaya benziyorlar. Zaten Afrika pençeli kurbağasının embriyolarından alınan kök hücrelerden çıkarılan deri ve kalp hücreleriyle yapılmışlar. Deri hücreleri onların temel yapısını, iskeletini bir anlamda oluştururken kalp hücreleri de bir küçük motor gibi çalışarak hareket etmesini sağlıyor. Xenobot'u ileri itmek için hacim olarak küçülüp genişliyor. Tüm bunlar bir deneme yanılma süreci, yani evrimsel bir algoritma kullanılarak belirli bir görevi gerçekleştirmek için bilgisayar simülasyonlarıyla otomatik olarak tasarlanıyor. Bu minik robotlar yürümek, yüzmek, peletleri itmek, küçük yükleri taşımak için üretiliyor. Gruplar halinde çalışabiliyor, yemek yemeden haftalarca hayatta kalabiliyor ve yaralanmalardan sonra kendilerini iyileştirebiliyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya bunlar robot değil ki, bildiğin canlı organizma. Bilgisayar ve robot bilimi profesörü Josh Bangert da diyor ki çoğu insan robotları metal ve seramikten yapılmış olarak düşünür. Ancak bir robotun neyden yapıldığı değil, ne yaptığı, kendi başına insanlar adına hareket edip etmediği önemlidir. Dolayısıyla bu hem bir robot hem de genetiği değiştirilmemiş kurbağa hücrelerinden yapılmış bir mikroorganizma. Moleküler biyoloji ve yapay zekanın bir kombinasyonu. İşte aynı profesör geçtiğimiz günlerde başlangıçta küre şeklinde olan ve yaklaşık 3000 hücreden oluşan bu xenobotların çoğalabildiğini keşfettiklerini açıkladı. Ancak bu olay nadiren ve belli koşullar altında olabiliyormuş. Buna kinetik replikasyon deniliyor. Moleküler düzeyde gerçekleştiği bilinen ancak daha önce tüm hücreler veya organizmalar ölçeğinde hiç gözlemlenmemiş bir süreç. Araştırmacılar yapay zekanın da yardımıyla xenobotları bu tür kopyalamalarda daha etkili hale getirebilmek için binlerce vücut şeklini test etmiş. Peki ne bulmuşlar en sonunda? Pac-Man şeklini. Evet, kullandıkları süper bilgisayar 1980'lerin video oyunu Pac-Man'dekine benzeyen bir C şekli bulmuş. Bir petri kabında minik kök hücreler bulabildiğini, yüzlercesini ağzında toplayabildiğini ve birkaç gün sonra hücre demetinin yeni xenobotlara dönüştüğünü keşfetmişler. Burada ilginç olan şey yapılan programlama, kullandıkları yapay zeka bu minik makineleri bizim bildiğimiz türde programlamamış, şekli üzerinden tasarlamış. Profesör Bangert diyor ki, şekil özünde bir programdır. Şekil, bu inanılmaz şaşırtıcı süreci güçlendirmek için xenobotların nasıl davrandığını etkiler. Bu mikrobotlar henüz çok yeni bir teknoloji ve bu konuda yapılan araştırmalar da Pioneer denilen böyle bilimin, teknolojinin uçlarında yapılan araştırmalar. Bunları geçen yüzyılın ortalarında yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan çok ilkel bilgisayarlara benzetebiliriz. O yüzden de henüz somut ve pratik bir uygulaması yok. Peki gelecekte nerelerde kullanılabilir? Gelecekte bu minik robotlar hem insan vücudunda hem de gezegenimizin vücudunda görev alabilir. Mesela okyanuslarda mikroplastik atıkları toplayabilir ya da radyoaktif atıkları temizleyebilir. Bir ilacı insan vücudunda taşıyabilir. Atar damarlarımızı tıkayan o plakları temizleyebilir. Gördüğünüz gibi pek çok çeşit robot türü var. Bunlardan bazılarının yaptığı araçları yıllardır hemen her gün kullanıyoruz. Bazılarını gördüğümüzde aslında topu topu 32 tane servo motorun hareketlerine baktığımızı bile bile yine de ürküp irkiliyoruz. Bazılarının danslarını seyredip gülüp eğleniyoruz. Ama tüm bu robot türleri içerisinde kişisel olarak beni en çok korkutanlar göremediklerimiz.
kendi kendini kopyalamaya başlayan biyoteknolojik mikro robotlar ve hatta daha da küçüğü nano robotlar. İnsan göremediğinden, bilemediği şeylerden korkar, öyle değil mi? Zaten bu örnekte beni korkutan da tam olarak bu. Göremediğimiz kadar küçük robotlar, görebildiklerimizle birleştiğinde ortaya ne çıkacak? Ve çıkan şey bizi ne kadar derin bir tekinsiz vadiye sürükleyecek?